Zülfü dilber gibi ey zati perişansın yine, cevri bihat yoksa bir yari perişanın mı var? Evet. Cevri bihat bir yari perişanın mı var hocam? Şimdi sevgili zalimdir ve onun zulmü de güzel. Yani onun zulmü bildiğimiz haksızlık manasında değildir. Biraz açabilir misiniz hocam o kısmı? Yani sevgilinin aşığına zulmediyor olması tam ne demektir? Ne anlamalıyız bu? Yani ta eski Mısır medeniyetinden, Babil uygarlığından, Yunan kültüründen karışıp gelen bir sevgili figürü vardır. Evet. Nasıl bir divan figür? Hatta Hint hazcılığından gelen. Bu sevgili son derece vefasızdır. Aşık rolündeki şairin ıstırabına karşı oldukça biganedir. Ve bu tavırlarıyla aşığı çıldırtır. Aşık sevgilinin işte dikkatini çekmek, ilgisini çekebilmek için şiir yazar. Demek ki ona şiiri yazdıran bu. Sevgili çok vefalı falan olsa yazmayacak. Doğru. Yazmayacak. Hatta geçenlerde sınıfta okudum, çocuklara da sordum. Rıza Tevfik'in meşhur bestelenen bir şiiri var. Hakikaten harika bir şey. Gençlikte onu ezbere bilmeyen de yoktu. Ruhumda gizli bir emel mi arar? Gözlerime bakıp dalan gözlerin. Aklıma gelmedik bilmece sorar, beni hülyalara salan gözlerin. Nigahın gönlüme ey peri peyker, leyali hasretin hüznünü döker. Karanlıklar gibi yığılır çöker, içimde yer edip kalan gözlerin. Gamzende zahir ey ömrümün varı, füsun-u hüsnün bütün esrarı. Neşreder aleme rengi baharı, koyu menekşeye çalan gözlerin. Sihirdir şüphesiz bütün bu şeyler, bakışın zihnimi perişan eyler. Bana aşk elinden efsane söyler, aşka inanmayan yalan gözlerin. Harika bir şiir. Eyvallah. Şimdi bunu yazmış, hayatını inceliyoruz. Talihsiz, bahtsız bir adam Rıza Tevfik Bülükbaşı. Çok büyük bir şair, filozof, doktor, 7 yabancı dil biliyor, güreşçi. Bayağı da madalyalara falan var. Bu kadar yönlü bir adam. Ancak Allah'ın takdiri, Sultan Vahideddin'in, son Osmanlı padişahının kızı mı, kız kardeşinin kızı mı iyi bilmiyorum. Saraya damat, onunla evlenmiş, Nazlı Sultan'la evlenmiş. Rıza Tevfik Bülükbaşı. Saraya damat gitmiş. Fakat gittikten sonra, birkaç ay sonra bütün Osmanlı hanedanı Türkiye'den çıkarılmış. Çıkarılmakla da kalınmamış. Her birini dünyanın bir yerine sürmüşler. Yani bir araya gelmelerine de engel olunmuş. Ve bunların cenazelerinin bile, Fatihlerin, Yavuzların torunları, Türkiye'ye girmesi 1950'lere kadar yasaktır. 3-4 ay evli, ondan sonra karı koca ayrılıyorlar. Rıza Tevfik Ürdün'e, hanımı Roma'ya sürünüyor. Daha 20 sene birbirini göremiyorlar. O 20 senelik dönemde bunu yazmış. Şimdi soruyorum, bu fecaat başlarına gelmeseydi bu şiir olur muydu? Mümkün değil. Olmazdı. Olmazdı. Demek ki zulmün olması lazım ki zulme karşı bu şekilde tepki olabilecek inci gibi mısralar da dökülsün. Bir zulüm yaşadılar bunlar. Bu bir zulüm. Yani karı kocanın, hadi sürgün neyse, siyasi gerekçeler bir şey. Bari bunları ayırmayın birbirinden. Daha yeni evli bunlar. Ne demek yani biri Roma'ya, diğeri Ürdün'e, sebep ne? Ne zararları var? Bu bir zulüm. Yazmış işte Rıza Tevfik. Aklıma geldi, yine söyleyeceğim. Hastayım, yalnızım, seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmuru hülyayım cam-ı lebinden, kanıp da bahtiyar ölmek isterim. Rıza Tevfik Ürdün'de nezle olmuş aslında. Hanımını arıyor doğal olarak. Devam ediyor. Unuttum. Orada kalsın. Aklıma geldi. Eyvallah. Bu kadar da kâfi. Evet, yeter bu kadar. Şiir muazzam. Eyvallah. Şimdi Sırrı Paşa'nın muazzam bir beyti var. Bir detaylı izah isteyeceğim. Mükemmel bir beyit. Diyor ki, zalimlere mehl olmasa matlubu ilahi, bir demde yıkar alemi mazlumların ahı. Doğrudur. Biraz izah eder misiniz hocam? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Kafirlere mühlet verdim. Zulmün en ileri derecesi küfürdür zaten. Zulüm, haksızlığın en varabileceği adilik kafir olmaktır. O bir zulümdür zaten. Küfrün içindedir zaten zulüm. Onlara mühlet verdim, fırsat verdim diyor Allah-u Teala. Zaten o mühlet verişiyledir ki dünya hayatının imtihanı devam ediyor. Başta iblise fırsat verdi. Yoksa iblisin haddine mi düşmüş? Allah-u Teala'ya karşı diyecek ki onu topraktan, beni ateşten yarattın. Böyle konuşacak Allah'a karşı. Fırsat vermiş. Öyle geliyor günümüze kadar. Kafirlerin,
zalimlerin, haksızların bu dünya hayatında çok fazla da ettiklerini bulmadan göçtüklerini görüyoruz. Belli ki bir yere erteleniyorlar bunlar. Bu kesin. Mühlet verdik. Eğer o mühlet olmasaydı, Allah-u Teala'nın mühlet vermek gibi bir hikmeti olmasaydı, bir mazlumun ahı yerleri gökleri birbirine katardı. Anında bela hazırdı.